Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de daha 19 çıkmadığı için hala 18 oynuyoruz. Efsane retro yıldızlar paketi ve benden bunu ilk kez göreceksiniz arkadaşlar. Daha fazla kasıp video çekmemi istiyorsanız kesinlikle bu videoyu like bombardımanına tutun arkadaşlar. 2000 beğeni şu an çok ihtiyacım var. Herkesten bir like patlaması bekliyorum. Ve yeniyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ve arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Bu yorumlarınızı tamamen okuyacağım. Çünkü artık her gün video atmadığım için arkadaşlar bütün önerilerinizi okuyacağım. Bütün yorumlarınızı, bütün tavsiyelerinizi okuyacağım. Oyunla ilgili olsun, hayatla ilgili olsun, her türlü yorumlarınızı, yani benimle ilgili düşüncelerinizi yazın yorumlara. Hadi bakalım arkadaşlar, aşağıya başlayalım. Bekliyorum. Yani yazmışken like butonuna da basın arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız atabildiğim kadar video atmaya çalışacağım dediğim gibi. Şu an bir müsait ortam buldum. Yani müsait oldum ve çekiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman like'larınızı attıysanız hemen başlayacağız arkadaşlar. Retro Yıldızları paketi aç diye bir yorum gördüm. Sırf bu yorumdan dolayı arkadaşlar. Yani o kadar YouTuber yapıyor. Yine de benim yorumuma yazmışsın. Hani kaç haftadır video atmıyorum FIFA Mobile neredeyse. Sadece bir tane attım arada. Ve arkadaşlar ona rağmen sadece sırf benim için izleyenler bile var. Yani bunu fark ettim yorumu yazanda. Çünkü hani bayağıdır video atmıyorum ve yine de yorum geliyor. 4-5 tane yorum gördüm. Özellikle Instagram'dan bayağı yazıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama sevginizi ilerleyen zamanlarda olsun. Yani bu sene üniversite sınavı var ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de her zaman beraber olacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın, şimdiden söyleyeyim. Her neyse. Bunu gördüm arkadaşlar ve direkt 250 tane, yani etkinliğe bir baktım ne yapmam gerekiyor. Herhalde 250 tane bunu kasıp bunu açacağım. Yani istediğiniz şey muhtemelen budur. Hani daha başka, çünkü kasılıp yapılabilen ya da coin site açılabilen bir şey yok. Başka hiçbir şey yok aynen. Yani 250 tane bunu kasıp videoda bunu açacağım. Ardından da şuradan bir tane oyuncu çıkartmaya çalışacağım yani. Hani benim şansım biliyorsunuz bu aralar düşük. Daha önceki oyunlarda daha yüksekti. Son zamanlarda doğru düştü ama bazı videolarda gerçekten çok fazla şansı çıkarabiliyorum. Yani tam geçen sene Kurban Bayramı'nın videosunda mesela 99'luk Rooney çıkarmıştım. O da ilginç bir anımızdı yani, bilenler bilir. Gerçekten abi neredeyse imkansızdı. Çıkardığımda 20 milyona satsam gidiyordu. O derece değerli bir oyuncuydu. Her neyse arkadaşlar, şu anda onları bırakalım. Ve ben 5 tane paketin ilkini açmaya başlıyorum. Kadromu falan unutmuşsunuzdur. Belki onları göstereceğim. Tabi biraz gelişme de oldu. Gerçi son videoyu muhtemelen izlemiş de olabilirsiniz. İzlememiş de olabilirsiniz. Her neyse, siz abone butonuna basın arkadaşlar. Abone olun aşağıdan. Ve bastım. Ne kadar verecek bilmiyorum ama hepsinden de 25 çıkmasın ya. Hepsinden de 25 çıkmasın. 30 da çıkmasın abi. 30 ne ya? Bak. Abi şöyle yazıyor. 25 ile 200 arası. Ama şöyle yazsın mesela, 25-50 arası çok bulunan, 50-100 arası daha az bulunan falan. Çünkü siz de takdir edersiniz, ben daha hiç açmadım, yine de tahmin edebiliyorum arkadaşlar. En çok 50'nin altında çıkacak. Hani normalde ortalama 125-150 falan çıkması lazım bu arada söylüyorsa, ama o şekilde az çıkacak gibi geliyor bana. Muhtemelen de öyle olacak. Hani bu bence böyle olması mantıksız olmuş. Çünkü bayağı zor kasılıyor. Bu ne abi? Yes be, retro puanı çıktı. Bu ne kadar zorlukta çıkıyor bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara herkesten bekliyorum ve yorumları da beğenin. En çok nasıl çıkıyor arkadaşlar? Bu ne kadar oranda çıkıyor? Çünkü hiç oynamadım arkadaşlar. Yani kaç tane de bir çıkıyor size. Bana iki tane de çıktığı için şu an çok mutluyum. Hiç çıkmaz diye düşünüyordum çünkü. Tamam arkadaşlar, o zaman oyuna şu anda güvendim. Böyle de bir şey varmış. Hani aşağıdan nadir çıkanlardan bile çıktıysa gerçekten çok güzel ama şu garanti ödüller biraz daha artsın ya. Biraz daha lazım çünkü. En az 2 paket açacağız şu anda muhtemelen. Ama şimdi bir 50 falan vermesi lazım. İçimi rahatlatması için. Hadi abi bir 50 falan verirsin. Abi 25 veriyor ya. Açamayacağız böyle giderse. Hep 25 verirse açamayız yani. O biraz riskli olacak. Hani sadece bir tane açmak da istemiyorum. 2 tane hakkımız kaldı. Arkadaşlar hadi odaklanıyoruz. Hadi yüksek çıkarmaya odaklanıyoruz. Videoya odaklanıyoruz. Ve bastım. Şimdi zaten antrenman XP'mizi verecek. Verdi ve bom. Hadi abi. Uf, 50. Tamam, bir tane daha açtık. Garanti açtık abi. Açabildiğim en yüksek şeyi açacağım bu arada. Değil mi? 140. Aa, 35 vermesi lazım. En az 35 çıkması lazım galiba. Yani tam hesaplayamadım ama bir dakika. 25 çıksan oluyor. 160, 150'lik bile var. Tamam ya, açabiliyoruz. Evet, açabiliyoruz ama yüksek bir şey ver. Hadi abi çok ver, çok ver, çok ver. 50 verdi. Güzel. 190, 175'lik açabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane zaten bir devrin sonu açacağız. Bir devrin sonunda zaten arkadaşlar iyiymiş. 200'lük. Yani en kötü ihtimal kaç duran falan çıkıyor yani. Kötü değil yani, sıkıntı yok. En kötü 85'lik oyuncu çıkıyor. Buradan da arkadaşlar bunu açabiliyoruz. Karnaval'ı özledik bu arada. Hepiniz özlemişsinizdir bence muhtemelen. Team of the Year açabiliyoruz gayet iyi. Ben Team of the Year açmayı düşünüyordum zaten. Ve açabiliyormuşuz. O zaman arkadaşlar bence Team of the Year açalım. Hani diğerleri daha iyiydi, niye onu açtım falan diye değil arkadaşlar. Ben zaten şu anda eğlenmek için biriktirdim. Mesela niye karnaval açmadım falan yazmayın yorumlara. Yine de bakıyorum ben diğerlerine de. Evet.
Yani 200 olsaydı belki bunları da deneyebilirdik. Çünkü bunun minimum mesela 87'ymiş. Bu gayet güzelmiş. Keşke bu olsaydı. Ya da 250, bunun da minimumu 87 değil. Bunun 86. Bunun 87 mi minimumu? Bence bu daha güzelmiş. Arkadaşlar elinizde varsa bence bunu açın ya. Gerçekten ben şu an video olmasa hatta bekletirdim. Bir 10 daha kasardım. Hatta bir reklam izleyince çıkıyor. Ama ne kadar sürede? 4 saat sonra abi. Ben bu videoyu çekmem lazım şu anda. O yüzden videoyu çekiyorum yani. Çekmem lazım ve çekiyorum. Arkadaşlar burada ne diyor? Şöhret puanı 500 tane veriyorum diyor. Nasıl veriyormuş abi? Bir tane retro yıldız oyuncusu diyor. Retro yıldız oyuncusu ne oluyor abi? Bir dakika abi, şunu birazcık üste alalım. Facecam'in altına koy, geçsin yani. Şu an siz beni tam retro yıldızlar yazan yerde gördüğünüz için retro yıldızlar yazısını muhtemelen göremiyorsunuz ama şimdi bu retro yıldız. Aa, retro yıldız olması için herhalde etraf parlak olması lazım. Her neyse arkadaşlar, ilk olarak BDS'yi açmayacağım. İlk olarak Team of the Year'ı açacağım. Team of the Year paketinden bu arada 2 tane oyuncu garantiymiş. BDS'de de mi 2? Abi müthiş. Hadi arkadaşlar, gayet güzel. En az 4 oyuncu çıkartacağız. 5 çıkarsa da gerçekten çok büyük şanslı olduğumuzu gösterecek. Çünkü efsane epik oyuncu çıkabilir. Bastım. Haydi abicim. Haydi bismillah. Hadi abi. Güzel bir şey çıksın. Like'larınızla gayet güzel oyuncular çıkartmaya çalışacağız. Ve bastım. Haydi yey be. Haydi bayağıdır oynamıyorum. Güzel bir şey ver diyecektim ki 86 çıktı. Ve bir daha bastım. Ve... Oh yes! Usta Sergio Ramos çıkardım. İşte budur be. Abi gerçekten şu an var ya, aşırı mutlu oldum, aşırı sevindim, aşırı mutluyum. Yani böyle bir şey yok. Bence zor çıkıyordur, değil mi? Usta zor çıkıyordur yani. Gayet mutluyum şu an, baya mutluyum. Harika oldu, muhteşem oldu. Efsane bir oyuncu çıkardım şu anda. Hadi bir de... Arkadaşlar bu arada Sergio Ramos çıktı ve hemen aklıma geldi. Çok önemli bir çekilişten bahsedeceğim. İki tane forma veriyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda, açıklamada çekilişi var. Katılmayan varsa katılsın hemen. Hemen arkadaşlar direkt çekilişe katılın. Bu videoya da like atmayı unutmayın hemen. Hemen çekilişe katılın. Efsane Sergio Ramos çıktı. Gerçekten şu an çok mutluyum. Ve arkadaşlar yeni bir çekiliş daha olacak. Bu çekilişe yeteri kadar katılım gelirse arkadaşlar bir çekiliş daha yapacağım. Bir kişiye daha forma vereceğim. Hatta belki de iki. Hemen aşağıdan çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yakındaki videoları takip edin. Bir çekiliş daha çok yakında geliyor arkadaşlar. Yani 3 kişiye ya da 4 kişiye birden forma vereceğim. Aşağıda kesinlikle katılmadıysanız katılın. Efsane formalar var arkadaşlar. İstediğiniz formayı veriyorum bedeninize göre. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Gelir mi? Tamam abi, abartmayalım ama. Hemen hızlıca açıyorum ve bastım arkadaşlar. Bir epik gelirim. Şu an bayağı heyecan yaptım. Çok çok heyecan yaptım ya, bastım. O 97 oyuncu buraya gelecek. 86. Evet arkadaşlar, zaten zor çıkar. Çıkmasına çok sevindim bu arada. Videoyu çok güzelleştirdi arkadaşlar. Like bombalaması artık bekliyorum sizlerden. Gerçekten efsane bir like patlaması bekliyorum. Haydi arkadaşlar, like'larınızı yapın. Şu hareketi çok seviyorum bu arada. Bu hareketle beni etiketleyip fotoğraf atarsanız Instagram'a, onu beğeneceğim ya gerçekten. Etiketlediğiniz zaman bazen bildirim gelmiyor ama onu nasıl yapacağız? Siz yine de etiketleyin, bana DM'den falan atın. Gerçekten like atacağım abi o fotoğrafa. Şu an çok yapasım geldi onu. Hani videonun ortasında söylüyorum, bunu has takipçiler görüyor sadece. Has takipçilerime like atmak da zaten her zaman yaparım arkadaşlar. Sadece şöyle bir fotoğraf atabilirsiniz istiyorsanız da, böyle fotoğrafı olan da olabilir. Direkt yorumuna da beni etiketleyebilir. Ben bu hareketi çok seviyorum çünkü. Hani aranızda zaten illa vardır. Her neyse arkadaşlar, şu anda Sergio Ramos çıkardım. Onun heyecanı içerisindeyim. Vamos Ramos abi. Vamos Ramos zaten vardı. Bir tane daha Ramos'um oldu. Ve çalıştır deyip abi, Ramos'u Ramos'a basarsam ne oluyor? Ramos nerede abi? Ramos yok oldu abi. Ramos takımdan silindi. Ramos çıktım ve takımımdan Ramos silindi. Evet arkadaşlar, gerçekten çok ilginç bir şey oldu şu an. Bir dakika, en yüksekten yapalım bir. Sonra Ramos'u değiştireceğim. Şimdi abi bu Sergio Ramos'u şöyle değiştiriyorum. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir taktikten bahsedeceğim. Çıkmayın. Hani oyunla ilgili bir bilgi vereceğim. Yani kendi keşfettiğim. Hani aranızda illa bilenler vardır tabii, yani öyle bir şey yok ama hani yine de bilmeyen olabilir. Bu arada abi nerede orası Sergio Ramos? Biliyor musunuz? Niye çalıştıramıyorum abi? Kendi Ramos'umu Ramos'un üstüne basamıyorum. Çok ilginç. Burada da gözükmüyor. Ha, gözüküyor 93. İlginç. Her neyse arkadaşlar, ben en yüksek gene basayım yine. Ve şimdi arkadaşlar taktiği söylüyorum. Yani oyunla ilgili büyük bir güncelleme olmuş. Çok önemli yani, çok büyük bir güncelleme değil, çok önemli bir güncelleme olmuş. Fark ettiniz siz de ama yine de devam ediyorsunuz muhtemelen. Zaten devam etmekten başka bir şansınız yok. Çok da önemli, çok da işinize yarayacak bir bilgi değil ama paylaşmak istedim, söylemek istedim en azından. Yorumlarda da bununla ilgili çok sorun yaşadıysanız yazın. Fark ettiyseniz yani, ben fark ettim en azından. Arkadaşlar şöyle bir şey olmuş. Maçlar oynadım ya baya. Kornerden gol atma şansı mesela eskiden %60'sa şu an %10'a falan düşürülmüş muhtemelen. Çünkü arkadaşlar orta açıyorum, Sergio Ramos bile kafa vuramıyor bazen. Hani çoğunlukla vuramıyor. Bu da gerçekten çok ilginç.
Cristiano Ronaldo falan yine vurmaya çalışıyor. Vuruyor ama yani Ramos bile vuramayınca gerçekten ilginç gelmeye başladı arkadaşlar. Bundan bahsetmek istedim size. Siz de yorumlara yazın bu konu hakkında. Hani hiçbir şey değişmediğini düşünen varsa onu da yazsın ama ben bayağıdır oynamıyordum ve artık kornerlerden... Ne? Abi lütfen. Lütfen böyle kalsın. Lütfen. Yok artık. Gerçekten mi? 15 milyon coins'lik oyuncu çıkarmışız. Yok. Abi gerçekten şu an fake yedim. Tertemiz fake yedim. Oturdum yani. Resmen 4 milyonmuş adam. Olsun, ben zaten böyle bekliyordum ama 15 milyon görünce de sevindim. Bu arada o 15 milyon coins'lik oyuncu çıkarmış size. Videonun başına koysam mı koymaz hiç bilemedim ama neyse. Zaten gördünüz arkadaşlar. Videonun başında açtığım gibi bir şey oldu zaten paketi. Gerçekten ben çok eğlendim. Bu arada arkadaşlar, oyuna çok sinir olduğum bir konu daha var. Şu Casillas'ın fiyatına bakacağım. Abi koyacağım. Artık gitmezse yemin ediyorum var ya, hızlı satacağım ya. Artık yeter ya. Görevlere koyacağım çarkı çevirde, hızlı satacağım. Yani 2 milyon 3 milyon zarar yine edeceğim ama abi bu adam 3.3 milyondan pazara koyunca niye satılmaz? Hani niye satılmaz? Ben bunu anlayamadım. 3.250 binden koyuyorum abi bak. 2000 2.5 2500 koydum. 3 251 2 3. Bak bu kadar. Öğe gönder abi. Bu kadar. Yani bunu koydum bu şekilde. Yine gitmezse artık yani yeter ya. Gerçekten yeter. Hemen arkadaşlar Retro Yıldızlar etkinliğine girip bir şey daha bakacağım. Şu kadro koruma yani. Kurma görevi sadece 97'lik oyuncu ile oluyor muhtemelen ama ben yine de bakayım yani. Güzel bir görev çünkü ve bu Retro Yıldız oyuncusu istiyorum diyor. Tümünü sıfırla. Yok abi şöyle yapalım. Yana kayalım. Hemen abi hızlı hızlı fast. Sergio Ramos'u bulalım. Çünkü onu daha pazara koymadığım için onu buluruz. Bakalım onu kabul edecek mi? Şöyle stoper seçsek aslında daha akıllıca ve daha zekice olurdu. Ama bunu neden yapmadım bilmiyorum. Evet bunu bile kabul etmiyor arkadaşlar. Neyse Sergio Ramos'u da 4 milyon coin'e satabiliriz. Gayet güzel olur. Bu arada videoda zaman ne kadar çabuk geçti ya. Ben video şimdi 10 dakikaya geçmedi. Para kazanamayacağım diye üzülüyordum. Bu arada arkadaşlar, şu an YouTube'da benim param bitti diye video attığımı düşünen varsa gerçekten. Ve hani ara sıra video attığım zaman sadece sizlerin bana attığı yorumlar beni motive ediyor ve o şekilde video atıyorum. Her neyse şimdi bu konuyu bırakalım. Çok fazla bu konuyu konuşan YouTuber oldu. Ben de konuşayım dedim. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tam şuradan. Şuradaki iki videodan da herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş videosu var birisinde. Gidin çekilişe katılın. Belki size çıkar. Hangisinde bilmiyorum ama hoşçakalın. Yani 7000 izlenen videoydu. Az izlendi. Katılın bence. Az katılan var çünkü. Hoşçakalın. Sizi seviyorum ve bay bay.